O kadar acı doluyum ki ne diyeceğimi bilmiyorum, bilemiyorum. Bir halk dünyanın bütün vahşilerine karşı varlık mücadelesi veriyor. Her açıdan kuşatılmışlar. İşin nereye gideceği de belli değil. Her gece yüzlerce insan ölüyor. Kaçacak yerleri yok. Güvenli bölge diye bir yer yok. Ellerinde ne imkan varsa onunla direniyorlar. Ölüyorlar. Yanıp kül oluyorlar. Bence şehit oluyorlar. Sizden hiçbir şey istemediler. Bir destek beklemediler. Düşmana karşı ne yapabiliyorlarsa onu yapıyorlar. Ne kaldı geriye onu da bilemiyorum. Yani insanlar yerlerinden sürüldü, liderleri öldü, şehirleri her gün bombalanıyor. Daha ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Bütün imkanlarıyla bir avuç Lübnan'a yüklenmişler. Çevresini kuşatmışlar, savaş gemileri, nükleer denizaltılar çevrelerinde bekliyor. Bir avuç Gazze'yi perişan etmişler, Yemen'i vuruyorlar. Bir yıldan beri her gün onurlu bir şekilde savaşıp ölüyorlar. Hepimizi öldürseniz de vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Bu tabloya rağmen bir hoca kalkıp ölenlerin akidesini sorguluyor. Diğeri rahmet okunur mu okunmaz mı, şehit denilir mi denilmez mi onu soruyor. Öteki kalkıp içlerinde ajan var diyor. Diğeri durup durup lanet okuyor. Beriki oyuna geldiler yapmayacaklardı diyor. Sıralı bir ölüm bekliyor demek ki. Kimi seviyor, kimi insanların acılarıyla alay ediyor. Kimi oh oldu, iyi oldu, hak etmişlerdi, toprak satmışlardı diyor. Kimi eski defterleri karıştırıp nereden fitne sokabilirim deyip 10 yıllık, 15 yıllık videoları bulup dolaşıma sokuyor. Kimi kendi Suriye'yi, Irak'ı, Afganistan'ı, Adana İncirlik'ten bombalamasına ülkesinde bulundurduğu Amerikan üslerine söz etmeden attıkları füzeleri beğenmiyor. Yalandan vuruyor diyor. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar diyor. Prestij kazanmaya çalışıyorlar diyor. Her taraf kan revan içinde. Çocuk, bebek cesetleriyle dolu. Siz bunları yapıyorsunuz. Onlar sizden hiçbir şey istemediler, istemiyorlar. Bunu anlayın artık. Size güvenip girmediler savaşa. Sizden bir şey istemediler. Gazze için, Filistin için, memleketleri için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için ne yapabilirlerse onu yapıyorlar. Ne yapabileceklerse onu yapacaklar. İstedilerse sizden tek bir şey istediler. Arkamızdan bari hançerlemeyin kardeşim. Hiç mi hayanız kalmadı? İsrail Kudüs köpek gibi saldırıyor. Kimi bulduysa onu öldürüyor. Yanıp kül olmuş insanların üzerinden neyin tartışmasını yapıyorsunuz? Neyin hesabını soruyorsunuz? İnsanlar ölüp duruyor. Siz sürekli niyetlerini sorguluyorsunuz. Söze gelince İsrail en büyük düşman diyorsunuz. İsrail nasıl en büyük düşmanınız ki? İsrail'in vurduğu yere vuruyorsunuz. Hamas dostumuz diyorsunuz. Selam gönderiyorsunuz. Bu nasıl bir dostluk ki? Onların dostlarına düşmanlık yapıyorsunuz. Bu iş nereye varır bilemiyorum. Ama Yahya Sinvar ebedi hakikati söylemiş. Gazze bize ne olduğumuzu gösterdi ama sanırım burada kalmayacak. Daha da gösterecek.